Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün New World'un test sunucusunda yeni gelen kaynaklara bakacağız. Videoya geçmeden önce New World ile ilgili tüm videolarımı izlemek isterseniz açıklama kısmındaki ve videonun sonundaki New World oynatma listesinden 185 bölümlük video serimizi izleyebilirsiniz. Aynı linkten canlı yayınlarımıza gelip canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Canlı yayınları kaçırırsanız canlı yayın arşivi adı altında YouTube'a videolarımızı yüklüyoruz. Son olarak da Discord'a gelip New World permi alıp New World odaları açabilirsiniz ve diğer sosyal medya hesaplarımız da orada mevcut. Şimdi normalde 200 olduğunda burada 3 tane diş çıkar. Bir tane burada kutu verir, bir tane burada kutu verir, bir tane burada kutu verir. Fakat bu sefer görüyoruz ki hepsi 200 ve kutusu yok. Burada neler oluyor? Burada şu oluyor. Smelting'e tıkladığın zaman, böyle menü değişmiş bu arada. Aşağı doğru inerken bir tane farklı kaynak var. Bu kaynakları da göstereceğim. Ne işe yaradığını bunları daha keşfedemedim. Birazcık topluyoruz da. 200'den sonra yeni kaynaklarımız var artık. Bunların hepsini tanıtacağız. Biri mesela Smeltic'te Trilingot, biri de Prismatingot. Şimdi bunları niye gösteriyoruz? Bunlar yeni gelen kaynaklarımız ve son günlerde çok insanların kafası karışıyor. İşte Asmodeum çöp oldu, Asmodeum bitti. Geçen birisiyle konuştum, 10.000 tane Asmodeum'u 100 gold'dan toplayıp 50 gold'dan satmış. Yani önceden stok yapıyor yeni sezona. Asmodeum topluyor işte. 10.000 tane topluyor 100 gold'dan. Ne kadar yapıyor? 1000 tanesi. Hemen bir bakın, 1000 tane toplasan 10k. 10.000 tanesi 100k, yani adam herhalde 100k ya da 1 milyon para harcıyor bu Asmodeum toplamaya ve götürüyor bunu yarı fiyatından geri satıyor. Fakat sonra bak, aynı gün arkadaşla konuştum, aynı gün şu kaynaklar da yoruldu. Bu kaynak günde 10 tane basacağınız artık 720 skor yapma kaynağı. 720 skor da basacağız, bu kaynağı da kullanacağız. Kendisinin %13'te bonus şansı bulunuyormuş bu arada. Şöyle bir şey diyeyim. Bunu basarken yine Asmodeum kullanıyorsunuz. Aynı gün Asmodeum'lar 50 gold'dan 300 gold'lara çıktı. 6 kat pahalandı bak. Bunlar bizim yeni kaynağımız. Nasıl olacak diyeceksiniz. Günde 10 tane Asmodeum basıyorsunuz zaten. Günde 10 tane Asmodeum'un yanında Mithrilingot basacaksınız. Mithrilingot nasıl basılıyor? Mithrilingot basmak için Orichalcum ingot, Mithrilore, kömür, Obsidian lazım. Daha sonra bak, burada birazcık anlam kargaşası olacak. Çünkü Asmodeum için Orichalcum ingot lazım. Mithrilingot için Orichalcum ingot lazım. Ve daha sonra Prismatic ingot için de Mithrilingot ve Asmodeum lazım. Yani siz bu Prismatic ingotu günde 10 taneden fazla basamayacaksınız. Bu bir. Yeni gelen Smelting'de bu ikisi var. Bunun yanında Smelting'e gelenler. Smelting'den başladık. Smelting'den gidelim. Spor jelliler geldi. Tamam mı? Bunlar Smelting'den dönüşüp arkana da craft'ı kullanılabiliyor. O tarz şeyler. Üstüme aldığım zaman göreceksiniz. Bunun yeşili var, mavisi var. Ve en son moru. Burada da Legendary modeli var. Bu yeni gelen bölgeyle alakalı. Yeni bölgeye bir böyle asit tarzı bir şey geldi. Spor. Etraftaki hayvanların daha da güçlü olmasını sağlıyor. Bize zayıflatma etkisi uyguluyor. O tarz bir şey. Odunculuğa gelelim. Odunculukta yeni neler gelmiş. Smelting'de yeni gelen bu. Tekrardan açayım Smelting'i. Smelting'de sporlar geldi. Mithrilore geldi. Mithrilingot geldi. Prismatic ingot geldi. Peki mining'de neler var? Mining'de de mithril var. Bu mithril haritada sadece yeni bölgede olmayacak. Birkaç yerde olacak. Fakat normal insanlar, DLC almayanlar bunu toplayacak mı? Orası tam emin değilim. Mining ve smelting'e bunlar geldi. Gelin odunculuk ve woodworking'e bakalım. Odunculukta genç ağaç ve kaktüsler vardı biliyorsunuz. Mature ağaçlar ve mature kaktüsleri toplayabiliyorduk. Wirewood vardı, Ironwood vardı. Şimdi Mycodendra diye bir şey geldi. 200'de topluyorsun. 235'te işaretliyor. 205'te de Runewood topluyorsun. 250'de de bunu işaretliyor. Bunlar ikisi de şeyden gelenler. Yeni DLC ile beraber gelecek olanlar. Abi şunu topladım. Çok fazla bir şey vermiyor. Birazdan bunun kaynağını da açacağız tabii. Runewood'ları da açacağız. Bu iki yeni kaynağımız var oduncukta. Odun işlemede neler var dersen. Buralar gene aynı. Aşağı iniyorsun. Bak burada Runewood Planks var. Burada da Prismatic Planks var. Açıyorum tekrardan. Şimdi Ebon'u yapıyorduk ya. Ebon'u yapmanın yanında Ironwood Planks ile artık Runewood toplayıp Runewood Planks yapacaksın. Ebon'u artı Runewood Planks ve de Prismatic Planks yapacaksın. Evet, birazcık işler karışmış durumda. Aşağı iniyorum. Hatta şöyle Forge'a gidelim. Bir Forge'u da size göstereyim neler var. Forge'u da bu bölüm şey yapalım. Beeple Smith üzerinden gidelim. Şöyle iniyorum. Bunlar klasik bildiğiniz patenler. Hepsi 675'e çekilmiş durumda. Hani geçen yılın patenleri vardı ya. Bunları eğer kendinize tutuyorsanız herhalde 675 olacak gibi.
Kaynaklar aynı. Aşağı iniyorum, iniyorum. Buradaki kaynaklarımız 500 oluyor. Star metaller vesaire. Bunlar 440. 600. 700 skor basma. 700 ile ilgili artı pak anlatımı falan da yapacağım size. 625 kent. Mesela normalde bunlar falan 600'dü. Gördüğünüz üzere 625'e çıkartılmış bunlar. Ringlasslarımız var. Burada diğer şeylerimiz var. Unique. Hani 625 direkt 3 perklü gelenler. Bunlar 600 abi. Named. Şartla da ilgili bir videomuz olacak. Şimdiden spoiler vereyim. Şart da kalkıyor. Gördüğümüz kadarıyla. Kalkanlar falan artık 4 perklü, 5 perklü oluyor. Güçlü oluyor. Ve yerine 200'den sonra 205 Weapon'da Mitri silahlar geliyor. 605 basabiliyorsunuz. 670'e kadar basabiliyorsunuz. Burada son iki ilginize çeksin. Biri Temperate Cast. Biri Weapon Matrix. Bu Weapon Matrix'te oyunun en güçlü silahını yapacaksınız. Ya Named ya Artifact. Kişiye özel olacak ve çok çok güçlü olacak. Yani harbiden 4 perk diyebilirsiniz. Bunları da yapacağız. Onun harici Weapon Smith'te gelip tıkladığın zaman yine buradan görüntüleyebileceksin bütün kaynakları. Açılmamışlar burada. Kendileri şeyleri de burada. Bunlar da para için düşünüyorum. Bu pickup olarak gelmiyor herhalde. Bunu alıp craftlayabileceğiz. Artisanlar burada. En son gelen PP'lik şeyler burada. PP ile de ilgili önemli değişenler var. Tekrardan kaydırıyorum. Şunlar falan vardı hatırlarsanız. Bunlar 600, 625 olan var mı ya? Ha bunlar sadece Great Sword'ler yeni gelenler. Okey. Aşağı inelim. Engineering'e bakalım. Tabii ki Tools'lar da değişiyor. Tools'a ekstra bir perk gelmiyor ama korkmaya gerek yok. Gene 600'lük silahınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Tools'unuzu. Burası işte bu durumda. Lookout falan 600. Musket'ımız 600. Şunlar 625 olarak geliyor. Blunderbuss'lar. Bunları direkt 625 yapabileceksiniz. Aşağı iniyorum. Kaydırıyorum. Müzik aletleri aynı kalıyor. Onda korkmaya gerek yok. Bunlar aynı. Mobilyacılık 250 olduğunda ekstra bir şey vermeyecek. Onu söyleyeyim. Artisanlar falan aynı. Neymiş bu arada? Ha, bunları yap diyecek. Burada ise Mithril bunlar geliyor. Nerede o? Mithril Logging Axe mesela. Buradan prizmatikleri seçip grafladığımız zaman 640 %715 cutter speed çıkıyor. Fakat bu 715 cutter speed düzelecek. Çünkü bizim elimizdeki tools'lar şu anda %884 zaten 615 yer skor mesela. Yeni bir perk yok tools'larda. Bunlar muhtemelen %1000 gutter speed'e çıkabilir. Böyle statüler var mobilyacılıkta 250 yaptığınızda. Banana ile ilgili şöyle bir eve mobilya var. 771 mi mobilyacılık veriyormuş. 5 kargo, 5 gold şey kesiyor, vergi kesiyor. Bu tarz şeyler var. Throne of the Minotaur var. Böyle şey Game of Thrones koltuğu vardı ya kraliçe. Onun gibi yapmışlar. Reinforced Breaking var. Bu tam Matrix Craft'la alakalı bu. Burada da Weapon Matrix var gene. Tekrar karşısında bizi şey bekliyor. Stone Cutting bekliyor. Şuradan tekrar Engineering'i de göstereyim. Böyle kapalılardan. Bu ikisi gördüğünüz bu mitre silahlar. Daha sonra burada Stone Cutting'de aşağı kaydırıyorum. Şimdi Stone Cutting'den şöyle bir uyarı yapayım. Buradan herkese diğer bilmem. Yeni güncellemede artık ürün geliştirmek gerçekten çok pahalı olacak. Niye? 4,5K vergi istiyor. Sırf 4,5K basarken alıyor bu bir. Onun yanında 50 tane gipsum istiyor bu iki. Normal ürünü alıyorsunuz, tamam mı? Bu arada bir dakika bu ne? Oğlum bu ürünü niye buna çeviriyorum? Bir dakika bu. 625 ürün 700 yapmayız pardon. Pardon bu ürün değil hemen bir hurt ürünlerimizi açalım. Onu da size göstereyim yeri gelmişken. Hepsi küçük mü geldi bunların? Heh. Şimdi bunları craftlarken tamam mı? Zaten materyal bir artıyor. Hemen size onları da göstereyim. Bu bizim yeni hurt ürünümüz. Böyle maymuna falan dönüştüğümüz primal kuru geçiyoruz. %150 falan vurmaya başlıyoruz. Bu yeni ürünümüzü ben size göstereceğim. Oyun içinde stackleyip. Bu bölüm yapar mıyım bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bunu bir üste atmanın maliyeti eskiden ucuzken şimdi daha pahalı olacak. Niye? Super aynı. Corrupted Lotus'tan aynı. Orada Dark Matter var. Dark Matter şardın binde fakat böyle kolay elde etmeyecek bir şey gibi duruyor. Bunlardan istiyor. Bundan buluyorsunuz. PP Track'ten veya mutasyondan falan da atacak deniyor. Bunlar kolay. Daha sonra bunu yapması zor ama. Şimdi bunu mor yaptınız. Mordan eğer ki Legendary'e çıkartacağınız zaman. Bir dakika şu muydu? Galiba şuydu ya. Bakayım. Heh. Burada da ekstra bir para kesecek sizden. Vergi olarak bir 4,5K alacak. Bunu kaç yapıyormuşsun bu arada? Yazıyor mu tam o? Bir dakika şöyle bir bakalım.
Kaç yıl skor? Bu 625 yıl skor. Buna bir para vereceksin. Bunun üstüne gidip yenisine daha çok para vereceksin. Yani bir üstüne şu anki göstereyim. Şöyle bir açayım. Mesela bunlara gene 4.5K Runic Voidstone, Mithrilingot vermek zorundasınız ki bunları 700 yıl skora çıkartabilirsiniz. Onun yanında Impostor Beast Force Potion ve kağıt istiyor. Diğer ürünler gelişti mi diye soracak olursanız onları da hemen bir göz atalım. Buradan bir crafting recipesini açalım. Bunlar gene aynı. Fakat parasal olarak da bunlar artacak durumda. Yani yeni sezon gelmeden önce Hurtrain'ınızı yaparsanız güzel olur. Fakat buradan yükseltirken 4.5K ve bunları mecbur vereceksiniz. Güzel yanı ne? 1.3 milyon stone cutting veriyor. Oradan kurtarmayı deneyebilirsiniz. Şimdi en son malzeme runestone vardı. Ben dahil birçoğunuz runestone basmıyordu. Niye basmıyorduk? Gereksiz işte ucuz hani ne yapacağız ne işimize yarayacak. Fakat çok yanlış yapmışız. Bu runestone'u bir üste atmamız gerekecek. Kendisi burada. Runic Voidstone pardon. Bunu yapıyoruz. Dotstone birlikte ve Powerful Gemstone Dust istiyor bu. Bundan beraber prizmatik bloğu yapıyoruz. Tamam mı? Runestone artı Runic Voidstone'la. Bundan da gelip buradan Blessed Rivets yani Matrix yapmaya gerekli olan şeyi yine yapabiliyorsunuz. Şuna istiyor muydu? Yok buna istemiyordu. Ve buradan Prismatik Scarab'ı yapmaya yarıyor. Prismatik Scarab ne oluyor? Prismatik Scarab şu artık itemlerde 3 perk basabileceksiniz. Fakat öyle şeyli bu pahalı yani item basma maliyeti de arttı. 3'te 3 perk basıyorsun eyvallah ama item basma maliyeti de artıyor yani. Hem de bayağı bir artıyor. 200-300K'lara kadar dayanıyor. İlerleyen videolarda bakacağız. Bu arkadaşı basmak için de 3 tane krap basacaksan bunu basman gerekiyor. 3 tane prizmatik blok, 10 tane golden scarab, 50 sovlen, 500 de azot istiyor. 1.3 milyon veriyor fakat kendisi 520 bin XP veriyor bunu bastığınız zaman. %20 de bonus alma şansım var. Stone cutting de bu şekilde. Şöyle tekrardan stone cutting'e aşağı kaydırıp bakacak olursak. Aha da bu 4 yeni arkadaş geliyor. Bunları şimdiden göstereyim. Bu arada biz şunu unuttuk bir dakika. Onu göstermemişim. Nerede çıkıyor bir dakika o? Infusutsant. Infusutsant diye bir arkadaş gelmiş yine. Onu göremedim yalnız ya. Umut ben üstümüzde malzeme varken gözükecek. Aynen. Infusetsant. Gelirse tabii. Hadi la. Recipesini istiyorum bunun. Bu arkadaşı nerede koy kullanacağımızı falan da göstereyim. Tabii var ya bugün site o kadar yavaş ki bizim şansımız. PTR'dan geç çekiyor. O 25 tane Charged Sand istiyormuş. Oo bu bayağı pahalı. Hard Fight Hurt istiyor. O PX Ops'ten istiyor. Şu Hard Fight Hurt'ı da açalım. Nerede kullanacağız derseniz eğer. Bu Hard Fight Hurt neredeymiş? Aslan ve kurt statüleri. Ha bu ne biliyor musunuz? Bakın bu yeni map'i göstereceğim. Yeni map'te taşlar var böyle. Taş gibi duruyor önünde böyle. Bunları kırarak elde edeceksin. Yol üstü bir heykel var ya diyorsun ne güzel heykel gidiyorsun. Gidip yanına E basıyorsun ve ondan bu sentler elde edecekmişiz. Daha sonra şunu nerede kullanacağımıza bakalım. Spor jeli yapacakmışız bununla da. O arkadaşı yaparken kullanacağız. Gene Pertpan Charm falan da istiyor. Bu charm da gene Medusa şeyinden mi elde ediyoruz? Bir dakika bakayım bunu bir. Aynen 25 tane de bunu yiyor. Medusa heykelinden falan böyle ayı heykelinden falan kırıp bunları elde ettiğimiz oluyor. Bayağı bir kaynak geliyor. Kristalize Frost diyor. Bu da şeyden geliyor. Perk'tü galiba bu da. Yo, mana tırımdan çıkıyormuş. Bu kimmiş? Beast 65 level. Neyse çok spoiler vermeyelim. O kaynakları falan şey yapacağız. Sonra gidip bizzat o haritaya hepsini tek tek size çekeceğim ben. Yani bayağı bir elinizdeki kaynaklar değerleniyor. Değerlendiği gibi daha çok gerekli oluyor abi. Sen şu an oyunu bitirdim diye seviniyorsun yani. Oyun aslında daha yeni başlıyor. Oyun için öyle diyeyim. O kadar şey yapıyor. Dericiden başlayacağım bu arada. Hatta arkadan başlayacağım gelin. Çünkü koşayım yeni skillimle. Bak. Neyse tamam. Arkana'ya geldik. Şimdi Arkana'da birkaç kişi bana şey dedi. İşte abi ne oluyor? Pot parası artıyor. Bak pot parası niye artıyor biliyor musun? Bu. Senin eğer ki server'ında mana potu, health potu, prime potu, regen potu. Ben buna prime diyorum. Infusut arka fiyatı artıyorsa bu arkadaş yüzünden. 530 yıl skor gözüktüğüne bakmayın. Bu 625. Bu ne işe yarıyor? Üstüne yazan şu. Canını, mananı bak be en önemlisi staminanı zaman içinde doldurur bak. Stamina dolduran bir pot geliyor. Bunun için bunların fiyatları artıyor. Burada Honig Asit var. Bundan Matrix'leri yaparken kullanacaksın. 2x prizmatik, 2x prizmatik blok.
Ipsot alkes, gipsum ve azot üstü bu prizmatik letirde yeni gelenleri. Bunları yapmada kullanacaksa Jebel Matrix'te 700 skorlu artifak yapmanda kullanılıyor. Artifakları da işleyeceğiz. Artifaklardan önce itemi göstereyim. Biraz daha evet senin merak edin istedim. O yüzden burada 205 itemlerimiz var. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. PTR'da odunun bir üstünü seçemiyorsun. Bazı şeylerde bu yok mesela. Bak seçtirmiyor gördün. Bazen odunun bu üstü. Bak burada seçebiliyorsun mesela 640 basıyorsun. Ama bu seçtirmiyordu galiba. Bakayım seçtireceğim mi? Hangisi? Bak burada seçtirmiyor. Odunu. Bazen böyle bir hata var. Şu an PTR bu. Onun harici kalanlar aynılar. Kankalar bir fark yok. Sporla ilgili bir şey var mı? Spore. Sporla ilgili bir şey yok. SP basalım. Bir göz gezdiriyorum. Impsutlar falan var. Tamam. Yani en fazla bu pot geliyor. Staminanı arttıracak bu zaman içinde. Gelin dereceye gidelim. Hop. Dereceye bakalım. Aynı şeyler. Ama bir aşağı kaydırıyorsun. Hop ortalık karışıyor. Çünkü Dark Glitter geliyor. Dark siyah ya da kara tarzında bir şeydi. Kara deri diyeceğim. Dark Glitter için Dark Hide lazım. Dark Hide'ı da yeni map'te ve Brimstone'da silah videosu çekerken şurada bir tane skorpiyon kestiydim. Hatırlıyor musunuz? 60 level moblar da artık 205 derecelik istiyor. 205 derecelikten de artık şeyi elde edebileceksiniz gibi. Dark Hide'ı. Şöyle bir gelin. Bakalım bu Dark Hide'a falan. Dark Glitter yapmak için Dark Hide ve Infused Glitter lazım. Runik için de bu lazım tabii ki de görüyorsunuz. Bunun yanında prizmatik için de Runik ve Dark lazım. Fakat bu prizmatiklerin bonusu biraz fazla alacağı için prizmatiklerin fiyatı çok artmaz gibi ama şu Phoenix ve falan uçacak. Çünkü bundan az bonus alıyor. %0 bonus, %13 bonus. Kıyafeti ye %23 bonus mesela. Ha, portal %10 bonus doğrudan. Buradaki yeni malzeme ise Spin ve Cloth. Spin Fiber, Infusosik, Cloth Wave istiyor. Daha sonra bunu yaparken de Phoenix, Spin Wave ve Fiber istiyor. Şimdi konuyu baştan toparlayacak olursak. Smelting, Woodworking, Leaderworking, Wearing. Bunlara iki tane yeni kaynak geliyor. Ne geliyor? Logging'de Mycondra. Bu odunculukta kullanmıyorsun. Birazdan bunu kesebilirsek kesmeye gideceğim. Kapıdan geçersek. Runewood var. Onun harici Mining'de Mithril geliyor. Harvesting'de Spin Fiber geliyor. Dericilik'te de Dark Hide geliyor. Onun yanında bu dördüne işte birer ikişer kaynak geliyor. Bunları toplayacağız, kasacağız. Buradan da üste atacağız, tamam mı? Silahlar Weaponsmith, Armoric, Engineering, Jebel, Arcana. Bunlara yeni silahlar geliyor. 720 skor basacağız. Mobilyacılıkta çok bir şey görmedim. Tamam mı? Normal evine ekstra bir süs geliyor. Cooking'de ise karşıya gidelim. Tamam at bunu. Bazen durduramıyorum ben şu çarı. Binek yemeğini göstermiştim hatırlıyorsanız bir önceki videoda. 15.000 falan veriyor bu. Günlük getireceğiz. Burada aşağı kaydırdığımda tabii ki bak. Şundan notunu çizeyim. Burada okumadığımız recipeler var. Bunlar mı sadece bilmiyorum. Yeni recipeler gelecek mi? Yeni recipeler var ben bulamadım da diyebilirim. 48 stat veren yemeklerimiz. Bunları yapıyoruz tamam mı? 275 yazdığına bakma bu arada. Bunlar 600 falan. Şuraya kadar her stat'tan 48 tane veren yemekler var. Bunlar kendi içinde çoğalacak mı bilmiyorum. 24 STR, 24 DEX, 12 STR, 12 DEX, 12 INT, 12 FOX şeklinde olacak mı bilmiyorum açıkçası. Onun harici farmcıları mutlu edecek burada birkaç ekipmanımız var. Biscuit and Granny. Hatta şuradan başlayalım. 48 kons yemek veren banana. Muzla yapılıyor. Banana puding var, muzla yapılıyor. Tostones var. Kokus veriyor, banana ile yapılıyor muzla. Fruit salat var. Muzla yapılıyor. 48 int. Muzla yapılan bir ekmeğimiz var. 48 STR. Yani 48 kons, dex, focus, int STR yapabileceğiz. Ama muz lazım. Muz da yeni bölgede. Biscuit and Granny'ye bakalım. Normal bizdeki olan kaynaklar. 2500 harvesting veriyor 50 dakikalık. Ha diyeceksin bu ne? Bak bu şu. Nerede lan? En fazla 2000 lak alabiliyoruz değil mi biz? Bak. 1400 mü? 2000 alıyorduk hatta. Aynen. 2000 alıyorduk. Artık 2500 meslek lakı veren yemekler geliyor. Kolay yapılır gibi. Burada bir tane daha yemek var. Bak bu harvesting veriyor, skinning veriyor, logging veriyor, mining veriyor. Bu yemeği tam anlamadım. 0.08 dakika 5 dex'ini arttırır diyor ama prizmatik bug falan diyor. Bu düzelecek muhtemelen, böyle kalmayacak yani, hatalı bu. Onun harici kıyafette değişiklikler var tabii ki de. Kıyafette artık 720 skor basma falan var.
Onlara göstereceğiz. Burada da işte Enchanted Tundle var. Prismatic Derisk diyor. Armor Matrix var. Artifak yapmaya yarıyor. Onlar için Mithril Chain falan var. Bunlar gelmiş. Prismatikler var bir de. Herhalde bu kadar değil mi? Şöyle bir kontrol edeyim. Hepsini gösterdik mi? Evet. Cooking'de yeni yemeklerimiz, yeni luck veren yemeklerimiz var. Furnishing'de çok bir olay yok. Weaponsmith, Armoring, Engineering, Shovel, Arcana'da 720 skor basmaya veya 670 basmaya yetecek materyallerimiz var. İşte Engineering'de tuz var. Yeni yeni mermiler var. Onun harici Arcana'da yeni potumuz var. Staminamızı arttırıyor. Weapon'da, Armoring'de işte diğerlerinde de ekstra itemler var. Onun harici Refining'de yeni bir spor korumamız tarzında bir şey var. Bu tam bunu çözemedik. Spor potu diye geçiyor. Daha sporla bir tane karşılaştım. Çok da zarar vermedi açıkçası. Gerekli olur mu bilmiyorum ama zararsız spordu, minnaktı. Daha sonra odunculukta yeni kaynağımız var. Yeni günlük basacağımız Legendary var. Smeltic'te de var tabii. Prismatic Ingot. Derecelikte Prismatic Liter var. Wearing'de Prismatic Cloth var. Ve burada da aşağı indiriyorum. Prismatic Scarab, Prismatic bloğumuz var. Prismatic Scarab 3 slot. Prismatic blok yeni kaynağımız. Lodestone birik gibi. Runestone gibi. Runic Bloodstone'la yapılıyor. Şimdi Infinity Sand'de de yol üstü bulduğumuz taştan heykellerden toplayacağız. Bu bayağı bizi zorlayacak. Bunun kapışması dönecek, pahalı da olacak. Onun yanında yeni Hurtrun'umuz var. Kendisi burada. Nerede o? Bizi maymuna dönüştürüyor. Bunu tabii 700'e basacağız. 700'e basınca ekstra bir özelliği olacak. Maymuna dönüşüp çok güzel hasarlar biliyorsunuz. Özellikleri falan da olacak. Mesela şey oluyor. Nerede o? Dur 10 saniye artar. Bu muydu? Bu Empower veriyor. Rent uyguluyor mesela defa. Bu Fortify veriyor kendine. Bu ise şey yapıyor. Vururken crit kazanıyorsun. Crit etkisi kazanıyorsun. O tarz değişik şeyleri var. Taşlarla ilgili Runestone'lar, Runeglass'lar falan duruyor. Logging'de dediğim gibi Mycondra var. Runewood var. Mining'de Mithril'ler var. Harvesting'de Spinfiber'ler var. Dericilik'te Dark Tide'lar var. Balıkçılık aynı. Balıkçılık olduğu gibi aynı. Müzikte yeni bir şeyimiz var. Müzikte yeni bir müziğimiz var. 150'de bitiyordu. 205'te yeni bir tane müzik açılıyor. Müziği de 250'ye kasabileceksiniz. Mining, Logging, Skinning ve Harvesting'in XP'sini arttıran bir müziğimiz var. Bence müziği 205 yapın. Biniciliği biliyorsunuz zaten. Atçılık 250'ye kadar gidecek. Yeni kaynaklar bu şekilde. Ama böyle kolay anlattığıma bakmayın. 3 ayda kafa yorup öğreneceğiz, deneyimleyeceğiz gibi. Şimdi ben size yaşadığım şeyi anlatayım. Şurada Spinfiber'le karşılaştım. Niye işaret koyamıyorum? Alo. Ha. Alo. Şu işaret koyduğum bölgede Spinfiber gördüm. Taşları ise şu yeni bölgenin şurasında gördüm. Yeni bölgeye çok girmeyeceğim. Orayı ileride göstereceğim. Muz ağaçları burada falan var. Çok merak etmeyin. Burada taştan heykeller gördüm. Mitril orayı ise şurada gösteriyor. Mitril oraya burada olacak diyor. Yani bu kaynaklar haritaya dağılmış durumda olacak. Hepsi yeni yerde olmayacak. Böyle haritada etrafta koştururken falan bulma şansımız var. Şunu da göstermek istedim. Mesela prizmatik yazdığımızda böyle artık çıkıyor. Dağınık değil de buradan direkt kaynaklara falan bakabiliyorsunuz seçip direkt. Darkite buraya koymuşlar. Darkite böyle bir şeymiş. Başka ne koymuşlar? Şu an PTR'dayım. Phoenix'ler, Merix'ler, Ebony'ler gösterme amaçlı. Runic Voidstone böyle gözüküyor. Spinning Cloth böyle gözüküyor. Tabi bunlar Refined falan, bunlar daha düzeltilecek. Hani şu an burada gördüğünüz her şey bu haliyle gelecek değil bu arada. Geri dönüş alıyorlar. Evet, galiba bu kadar. Yeni kaynaklar bunlar. Ben ne öneririm? Buradan duyurduğu kadar size öneride bulunmaya çalışayım. Asmediumlar, Ebonler, Runikler, Phoenix Wave'ler, Arkanalar, her şey bir level'da topladığın şey bile şu an oyunda sana gerekli olacak. Zaten gerekliydi. Biliyorsunuz bir level'da kutudan çıkanla 60 level'ın kutusundan çıkan Rogue Glitter falan aynı olabiliyor. 100 gold ediyor. Aynı kazanabiliyordun. Ama artık daha da bu değerlendi. Şu an seni topladığın işte yeni kaynak gelecek. Asmediyum çöp olacak. Ori kalkımını ana sağladı falan değil de daha çok değerli oldu. Eskiden milletin dönüp bakmayacağı itemler artık şah gibi olacak böyle. Gerekli olacak. Ori kalkım ingotla. Çünkü sen sadece Asmodium basmayacaksın. Gideceksin. Mithril'de basacaksın. Yeni malzemeyi de basacaksın. Köpek gibi lazım olacak. Ve bu daha bir kişiye. Bunu oynayan oyunda server'da 1500 kişi olduğunu düşün. Hepsine deli dehşet, kaynak, kıyafet vesaire gerekli olacak. Asıl sürprizi sonlara basıyorum. İtem basmak için gerekli materyalleri gözünüzde zaten ağzınız uçaklayacak. Bu ne diyeceksiniz? 1,5 ayda bir item basacağız gibi bir şey olacak. Haftada bir item basma falan olacak.
O tarz bir ayarlama yapmışlar. Bu arkadaş tekrardan kullanılabiliyormuş. Yani bu kadar kaynağı veriyorsun. Tamam mı? Gelirse bir tekrar. Spor jeli veriyorsun. Impulsive Sand, Penetration, Charm, Asmeri Mürlük veriyorsun. Bunu tekrar kullanabiliyorsun. Bu sporlarla ilgili bir spor kabı gibi düşün. Sporları bunda mı toplayacağız? Yoksa bunda etki almadan bir şey yapacağız. Craftlayabiliyor musun bu arada? Bir gidelim ona bir bakalım. Yeni örtürümüzü gösterdik. Bunlar. Bizzat bunu deneyeceğim. Biz tekleme falan lazım. Yeni dungeon'da da deneyebiliriz bunları. Şöyle bir bakıyorum. Gelecek videolarda perkleri de göstereceğim size. Şimdi ne lazım bunun için? Charged Sand. Charged Sand için hangisini açabilirim? Seni açsam. Seni açsam. Charged Sand var mı buralarda? Abi bir şey diyeyim mi? Kötü haber olabilir. Bunlar Charged Sand koymamış da olabilir. Şu olabilir mi? Bunlar Guintus'larmış. Sizi açtım. Sizi açtım. PTM'de böyle kötülüğü var ya. Charged Sand'ı bulamıyoruz. Gidip kazmamız gerekiyor herhalde. Ha, Mithril'e burada. Mithril'in God burada mesela. Birazcık craft yapalım derseniz de gelin yapalım. Ne kadar zamanda şeye kasacağız? Şu yeni kaynak bu. Bunlarla bir kömüre çevireyim. Ne? Rumwood'dan şey yapıyoruz, kömür yapıyoruz. Bizdeki krallığa bak. Bakalım bunları bir kömüre çevirelim. Şimdi 200 bu gördüğünüz 125 tane Oracle Alchemy God basıyorum. 144 tane çıktı. Neyimiz bitti? Oracle Alchemy. Tamam, 10 tane Asmodeum basıyorsun. 376 bin. 10 tane de Asmodeum bastık. Daha sonra Mithril'in God açıldı. 83 tane Mithril'in God basıyorum. 3,5 milyon smelting verecek. Bakalım kaç olacak. 209'dan 224'e geldi. Neyim bitti? Mithril Oren bitti. Oracle Alchemy God'un bitti. Şimdi kötü değil. 100 tane falan bastık. 224 oldu. Hızla o zaman 250'ye kasabileceğiz. İlk gün 250'ye kasıp Prismatic Ingot craftlamak çok önemli. Çünkü ne kadar geç olursa piyasası da o kadar düşecektir. Bilmiyorum bu bir şey düşer mi? Bunun da level'ını böyle basacağız. 224 yaptık. Prismatic Ingot da bu. Genel olarak bu prizmatiklerin şekli birazcık RGB ışık gibi olmuş. Şöyle yapmışlar. Rumwood biraz daha bu. Yeni gelen kaynaklar biraz daha böyle karanlık içiriyor. Mithril biraz tamam açık da. Hatta şunu da ufak bir çıtlatayım size, videoyu bitireyim istedim. Bu arkadaş Dark Matter. Şart görünümlü. Rufflebones'tan yeni çöl solucanından Zygromet'ten yani triyallardan düşüyor. Şu orklara sahip olup girdiğimiz yerlerden düşüyor. Bu arkadaş Dipitrek'ten de çıkıyormuş. Ve size şöyle bir şey diyeyim. İtemlerden de çıkıyormuş kırdığımız. Bir sürü kutudan da çıkıyor. Görev de veriyor. Oyunun güçlü olan 4 perklü artifak itemlerini craftlamamıza yarıyor. Ve Ezik Devil şöyle bir şey göstereyim. Sende Sun Lord var diyelim, tamam mı? Şöyle Sun Lord'u göstermek isterim sana. Bu Sun Lord artık 675 olacak. 650 ile 700 arası olacak. Artık bunlar Grid Board'u falan söylemeyeceğim. O perkler bir sonraki videonun konusu. Magnify falan olsun. Kendi perkleri olsun. Şunu diyorum, elimizdeki itemlerin gear score atma ihtimali de var. Ya geldiğinde bizim gear score'lar da yükselecek, 700 falan olacak, 650 olacak elimizdeki itemler. Ya da dungeon'a girip bu itemi düşürüp bunu 650 olarak da kullanabileceksin. Bu tarz şeyler olacak. Bunu da buradan çıtlatayım. Burada yeni perkler falan da var. Şu ekranda gördüklerinizde artefaklar 4 perklü. Bunları da bir sonraki videomuzda yapacağız. Benden bu video. Bu kadar, yeni güzel kaynaklar geliyor. Günceleme iyice hazırlanın. Kendinize iyi bakın. New World videolarımızı kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kankiler.